Selamlar. Nasılsınız sevgili arkadaşlar? Sevgili canlar, sevgili gönül dostları. Çok güzel bir başlık buldum, geldim. Tekrar ben. Hoş geldiniz ekran başına. Ne yapalım biliyor musunuz? İçimden gelen başlık şu. Eril dişi aşk hayatı. Onu yapalım. Eril dişi aşk açılımı olmuş olsun. Hadi gelmiş olsun size bakalım. Eril dişi aşk açılımı neyi verecek? Hep birlikte bir görelim bakalım sistem ne gibi mesajlar verecek. Şunu unutmayın ki günümüzde şu an özellikle buna ben çok şahit oluyorum sevgili arkadaşlar. Günlük hayatınızda her neyi düşünüyorsanız hayatınızı çok daha hızlı gelişiyordur mutlaka. Değil mi? Eski oranla daha hızlı gelişiyordur. Peki nasıl yani? Ne demek istiyorum burada? Artık farkındalıkta olan ruhlar arkadaşlar uyanmışlardır ve farkındalık ve inanç düzeylerine göre kişinin özellikle kendine göre kendine inanışına göre de kişinin sınavları artık biter. Bitmeye yakın olur. Artık ya da bitirmiştir. Hala sınav olacağını zanneder. Bakın sınav diye bir şey yok. İmtihan diye bir şey yok arkadaşlar. Bir kere bu bilinci kırmamız gerekiyor bizim tüm insanlık olarak, tüm kolektif olarak bunu bitirmemiz gerekiyor. Çünkü biz olumsuza odaklandığımızda sınavlar o yüzden bitmiyor. Enerji olumsuz çalıştırıldığı için bitmiyor zaten. Halbuki pozitif, güzel enerjilere bir önceki videoda ne demiştim? Güzel, kötü olana inanıyorsun, hayatında gerçekleştiriyorsun. O zaman bir de iyiye inan da iyi de hayatında gerçekleşsin işte. Bütün olumsuzlukları bırakın bir kenara, sadece hayatınızda olmasını istediğiniz olaylara, kişilere, durumlara, inanca, fikre, her neyi istiyorsanız. Evet, başlayalım şimdi. Peki, hepimizin sınavları, sınanmaları, imtihanları inşallah bitmiş olsun, gelmemiş olsun. Tabii bunun böyle bir ölçütü yoktur ama ben böyle bir niyet getirmiş olayım hepimiz adına. Sadece güzelliklere odaklanarak, güzel şeylerin hayatımıza akmasına niyetle. Artık geçmişi kapatıyoruz. Tüm kötü ve olumsuz düşüncelerimizi bir kenara bırakıyoruz. Artık kötüye odaklanmayacağım, olumsuza odaklanmayacağım. Hep iyi ve güzeli düşüneceğim diyorsunuz. Buna göre bir açılım yapıyorum. Evet. Eril dişil aşk açılımı olsun. Hadi bakalım. Gelsin erilden. Gelsin dişilde, gelsin erile, gelsin dişile, gelsin erile, gelsin dişile. Peki kartlarımı şöyle alayım. Tekrar karıp tekrar birer tane daha almak istiyorum. Aa, bunlar ayrıldı. Peki o zaman birini erile, birini dişile alıyorum. Bu erile, bunu da dişile alıyorum. Peki şöyle dört kartımızı şöyle bir dizelim. Eril ve dişil şöyle karşılıklı bir gitmek istiyorum. Bakalım eril dişil aşk açılımı neler verecek bize. Hemen açıklama kartlarımı da alayım. Bakalım neler verilecek. Ne yapılması? Eril kartları kılıç dokuzlu arkadaşlar. Sevgili eril arkadaşlar, neler yaşıyorsunuz? Neden hala kılıç dokuzlu, uykusuz geceler, bunalımlar, ruhsal manipülasyoncu durumlar, uykusuzluklar, belki halüsinasyonlar, illüzyonlar görmek ve yaşamak ve üstüne kılıç kraliçesi geldi. Arkasın bana dönmüş bir kılıç kraliçem var diyor. Çok üzgünüm, uykusuz geceler yaşıyorum, kendimle de çatışıyorum, fikirlerimle çatışıyorum, düşüncelerimle çatışıyorum, belki içinde durduğum durumla, duruşumla kendimle çatışıyorum, işte belki kılıç kraliçemle çatışıyorum derken elimi kolumu bağladım. Kupa dokuzlu, yılan kartı, keşif kartı, zindan kartı geldi. Buyurun buradan yakın. Peki bir tane daha alayım. Erile haç kartı. Kılıç dokuzlu, bir de üzerine en son haç kartı geldi. Erile arkadaşlar, çok ciddi şeyler yine yaşıyorsunuz sanıyorum. Peki dişil kartlarını da alayım. Eril dişil aşk açılımı dedik. Kılıç dokuzlu, kılıç kraliçesi, kupa dokuzlu, değnek yedili, yılan, keşif, zindan ve haç kartı geldi.
Dişilde denge ters geldi, ölüm ters geldi. Değnek ikili düz, tılsım yedili ters geldi. Enteresan geliyor vallahi, şaşırdım. Çok acayip. Çocuk, süpürge, tutku, labirent. Aa, ne yaşıyorsunuz arkadaşlar? Eril dişil aşk açılımı yapayım. Bunlar nasıl kartlar geldi böyle? Ne yapıyorsunuz? Ne durumdasınız? Bağımlılıklar devam mı hala yoksa? Çünkü burada olumlu olmayan durumlar var sevgili arkadaşlar. Evet, olumlu olmayan durumlar var maalesef. Üzücü. Peki okuyalım bakalım. Şimdi sevgili canlar. Şimdi Kılıç 9 diye yılan kartı geldi. Diyor ki burada, hani sen uykusuz geceler yaşıyorsun. Eril, işte belki dişiller de yaşıyor olabilir ama kılıç kraliçesi geldi. Bence eril eril olarak alsın. Dişil de dişil olarak alın bu açılımda. Yani beni eril olarak dinliyorsanız eril kartlarını siz kendiniz için kabul edin. Dişil kartını da sevdiğiniz için aşk açılımı yapıyoruz. Dişiliniz için alın. Şimdi deniliyor ki kılıç dokuzluyla yılan kartıyla bir ara bozucu bir kimse var. Ya var ya yokken eril böyle düşündüğü için uykusuz geceler yaşıyor. Yani burada kartlara baktığında ara bozucu kimse yok ama aslında öyle olduğu düşünülüyor da olabilir. Bir illüzyonist bir durum var burada. İyi enerjiyi sömüren negatif enerji yüklü üçüncü bir kişi. Araya üçüncü kişiler de şimdi bakın bu cümle şimdi burada bütün açılımı etkiler. Neden biliyor musunuz? Şimdi eril uykusuz geceler yaşıyor ya burada. Kılıç kraliçem de arkasını bana döndü. Ben de işte bekliyorum aslında ona bir hamle yapacağım. Son bir hamlem kalmış. 10 numara çünkü kupa 9'un arkasında kuponlu gelir. Kuponlu da nedir? Kavuşacaklar, evlenecekler, mutlu olacaklar. Aynı çatı altında gelecek. Sonuç itibariyle ilişkiniz hangi düzeydeyse bir tık üstüne çıkacak demektir. Ve kendiyle de çatışan bir eril görüyorum burada. Belki de çevresindekilerle çatışacak ama insan yok burada. Değneklerle kendi kendine zihindeki ve aynı zamanda somut planda da çevresinde işte iştekilerle tartışıyordur. Belki aileyle, arkadaşla, eşle, dostla, komşuyla bir şekilde çevresindeki insanlarla aslında hiçbir uyumsuzluk yokken bir şekilde tartışan bir eril görüyorum ben burada. Niye? Sistem öyle çıkarıyor. Niye? Çünkü kendi eli kolunu bağlamış sistemde ne yapıyor? Onu insanlarla çatıştırıyor ki işte yanlış durum içindesin. Bunu gör. Kalple zindan arasındasın. Kendini keşfetmiyorsun. Kendini fark etmiyorsun. Ama aslında fark etmişken, kendini keşfetmişken kendini sadece kabule geçmiyorsun. Sıkışıp kaldım diyorsun. Diyor ki 9 kupayı dizmişsin. Nasıl sıkışıp kalkar? Kupa 9'a gelen zindan kartı. Zindan kartı ne der? Kalple akıl arasında kalmak demek. Halbuki burada en büyük yanlışlık nedir? Kalbi ve aklı kafeslemektir. Nasıl yani? Aslında ikisi de ayrılmaz bir bütün olduğunu kabule geçsin. Birinden birini seçmek zorunda olmadığının yanılgısının farkına varacak. Nasıl illüzyonist bir durum değil mi mesela? Akılla kalp arasında kalmak. İnsan nasıl akılla kalp arasında kalır? Ancak yanlış bir düşüncede, bir fikirde, bir tutumda, bir durumda, bir duruştaysa kalır. Doğru da olmaz ki. Doğru da kalple, akıl da aynı şeyi söyler çünkü. İkisi de gerekli. Niye birini seçeceksin? Akıl da gerekli, kalp de gerekli. Niye sıkışacaksın durumda? Doğru ve dürüstsen zaten isteğin belli, durumun bellidir. Neyse hayali, 9 kupa aşk açılımı yapıyoruz. Neydi? Eril dişil aşk açılımı dedi. 9 kupasına oturmuş ama kalple zindan arasındayım. Kılıç kraliçemi tam keşfedemedim ya da kendimi keşfedemedim. Kendini affetmek. Kendini affedemiyor. Onun için de uykusuz geceler yaşatıyor sistem. Niye? Çünkü kendi kendisi yanlış düşüncede olduğu için kendi kendinin düşmanlığını yapıyor. Yılan burada kendisine geldi. Üçüncü kişiler de olabilir ama diyor ki sen üçüncü kişi olduğundan emin misin diyor. Hayır kartları geldi. Ölüm kartı ters geldi. Denge kartı ters geldi.
Çocuk masumiyetle geldi. Yani dişilin masum. Sen dişilin için yanlış bir durum, duruş ve tutuştasın, fikirdesin. Akılla kalp arasında kalıyorsun ama ikisi de yanlış yani. Hani aklınla düşündüğünü kalbim onaylamıyor diyorsun. Onda da yanılıyorsun. İllüzyonist bir durum içindesin diyor. Halbuki aklının istediği şey sevdiğin, yani kılıç kraliçe. Aklın sana diyor ki zaten onu seviyorsun, ona git diyor. Kalbin de onu seviyor, ona git diyor zaten. Yani aslında burada akılla kalp arasında kalacak bir şey yok. Akılla kalp aslında aynı yönde diyor. Kılıç kraliçesinin geldiği noktada her şey, ya kılıç kraliçe söz konusuysa olay doğrudur zaten. Orada yanlış yoktur. Ama diyor ki sen yanlış bir şey var diye düşünüyorsun. Kendine zindanı yaşatıyorsun. Haç, fiziksel olarak, psikolojik olarak ve fiziksel olarak uyuyamıyorsun. Psikolojik olarak kendi kendine çatışma halindesin. Bu kılıç kılıçısı aynı zamanda mükemmel bir rehberi de gösterir. Burada bir yaşam koçu olabilir, bir astrolog olabilir, bir tarot okuyucusu olabilir veya başka herhangi bir psikolog, psikiyatr olabilir arkadaşlar. Yani bir doktor bile olabilir. Fikrine çok güvendiğiniz, sevdiğiniz bir yaşı büyük, olgun, ermiş biri de olabilir. Burada şu var, yani şu kartlar, eril kartları bana şunu söylüyor. Sistem diyor ki erile, sen o kadar gereksiz bir düşünce ve fikir ve tutumdasın ki bu da iyi bir enerji değil. Aslında sen üçüncü bir kişi varmış gibi düşünerek olmayan bir üçüncü kişiyi yaratıyorsun. Bu da bir sinsi düşmanlık, bu da ara bozucu bir enerji ama aslında bu yılanlığı, bu sinsiliği de kendi kendine yapan bu yanlış düşüncede olmakla sen kendi kendine yapıyorsun denildi. Oh, oh çıktı. Cümle buymuş demek ki. Ya can sıkıcı sözler. Ne diyor yılan kartında? Ara bozucu kimse. Diyor ki sen kendi kendine sevdiğini, kendi aranı bozan sensin. Çünkü akıl ve kalp arasındasın. Kendini keşfetmelisin. 9 kupayı dizmişsin. Ona varacaksın. Bir kalmış, hala kendini keşfetmekten bahsediyorsun diyor sizde. Yani sen o kadar yanlış bir noktada, fikirde, durumda, tutuşta duruyorsun ki bu da sende saplantılı hale gelmiş diyor. İlle de bir şey arıyorsun ama olmayan bir şey diyor. Nasıl olacak yani? Sevdiğinde bir üçüncü kişi var mı diyor. Kılıç kraliçesinin cevabı direkt %100 hayırdır zaten. Niye? Çünkü bu insan hayatında kimse olmaz. Kılıç kraliçesi o. Sadece sevdiği ve aşık olduğu kişi dışında hiç kimseyi asla hayatına almaz. Almaz. Hayatında da kimse yoktur. Kısır bir hayat yaşıyor dediğimiz bu. O kısır hayatları da iptal ediyorum, iptal ediyorum, iptal ediyorum. Artık sevgi ve aşk aksın. Kılıç kraliçelerine kısırlık mısırlıktan da çıkın arkadaşlar. Şimdi bakın sevgili eriller. Siz busunuz, kılıç kraliçesi haklı olarak size sırtı dönük duruyor. Neden biliyor musunuz? Bakın siz bunu yapmadığınız için sistem bu konuyu kapat diyor artık size. Yani ara bozucu olan kişi de sensin. İyi enerjileri sömüren negatif enerji yüklü üçüncü bir kişi de sensin. Çünkü sen bu aşka ve sevdiğine karşı bu düşüncede olmakla bir eril var onda. Öyle düşünüyormuş çünkü. Sistemde ölüm kartıyla hayır dedi. Dengeye onun için gelemiyorsun. Çünkü ruh ikizi kılıç kraliçesi o yüzden arkasını döndü sana. Çünkü artık bundan bıktı, usandı. Artık bunu duymak istemiyoruz senden. Hani senin artık bu karmaşaların, bu içinden çıkamamazlıkların, bu sürekli duvara çarpmanı, çıkar yol arıyorsun, arıyorsun, bulamıyorsun, labirent. Kendini keşfettin. Neyin çıkar yolunu arıyorsun? Bu şekilde ararsan zaten bulamazsın. Diyor ki sen kendi kendine sinsi ara bozucu yılan nedir? Düşman, sinsiliktir, yanlışlıktır, ihanettir, arkadan iş çevirmektir, olmayan bir şey varmış gibi göstermek, illüzyonist bir plandır zaten. Ara bozucu kimse diyor ki sen emin misin diyor sevdiğinle senin aranı bozan bir üçüncü kişi olduğundan, bir bak bakalım diyor senin hayatında şu an üçüncü bir kişi var mı? Mesela olmayanlar için gelsin bu. Eğer üçüncü bir kişi aranızda yoksa sevdiğiniz sizin için hayatınızda, sizin tarafınızda bir üçüncü kişi var diye düşünüyor. Üçüncü kişi kim? Yani hayatınızda başka bir erkek olduğunu düşünüyor. Eril kartlarını okuyorum şu an. Sistem de ona diyor ki hayır hayır diyor. Bu yılanlığı, bu sinsiliği, bu düşmanlığı kendi kendine ve ruh ikizine ve bu aşka yapan sensin. Buradaki üçüncü kişi seni çalıştırdığın enerji denildi. Kendisi olmaz. Çalıştırılan enerji sinsilik enerjisi, düşmanlık enerjisi, ara bozucu enerji olduğu için negatif bir enerji ve iyi olanı sömürdüğü için. Niye? Çünkü kılıç kraliçesini sömürüyor böylece. Kendini sömürüyor. Nasıl?
yok ediyor yani, eritiyor yani. Sevgi ve aşka ihanette, hakikate ihanette, ruh ikizine ihanette, Allah'ın sadakasına ihanette, kendine ihanette. O yüzden de sistem dedi ki bu kart senin dedi. Burada üçüncü kişi yok dedi. Çok net. Çok net dedi. Sen kendi kendini de keşfettin. Artık kalple zindan arasında, akılla zindan arasında kalamazsın. Sıkışıp kaldığın hiçbir durumda yok. 9 kupayı dizip oturmuş bekleyen sensin. Kendi kendini kandırıyorsun. Doğru bir durumda, duruşta, tutumda değilsin. Bunun için de haç kartı. Bu kadar üzüntüyü yaşatıyorum sana. Bunu kapat dedi. İşte bu uykusuz gecelerinde bu yüzden oluyor. Çünkü reva değil, ruh eşinde hiç kimse yokken şu insan, Allah'ın bakar mısın? Oo, resmen elimden uçtu arkadaşlar, bakar mısınız? Kılıç kraliçesi şunu söylüyor. Bunu kapat, kapat. Bunu kapatmadığın için arkamı sana döndüm diyor. Bakın. Yani siz bu durumdan çıkamadığınız için kılıç kraliçesi bıkmış artık. Diyor ki sen arkamı dönmemin sebebi bu. Bu konuyu kapat. Yani sürekli ben de başka biri var diyorsun, diyorsun ya, asıl en büyük düşman sensin diyor bu aşka, kendine, bana, bazen ise can yakan sözler. İşte sen sürekli bende bir üçüncü kişi var mı, var mı, var mı demem benim canımı yakıyor dedi. Kılıç kraliçesi onun içinde kapandı. Gerçekten de reva değildir. Zaten hak katı bunu size öğretmiştir. Siz zaten bunu biliyorsunuz bence. Peki ben şimdi oraya bir Rumi'den kart alacağım. Hemen dayanamadım. Bu eril aslında kılıç kraliçesini biliyor. Kimsenin olmadığını da biliyor. Bu yalanı ve bahanesi. Zaten yılan kartı da bunu verdi. Ben buradaki üçüncü kişinin arada olduğuna hiçbir şekilde inanmıyorum. Şu an öyle bir enerji de hiç hissetmedim. Tam tersi bu erilin bence uydurması. Ben doğru mu anladım Allah'ım? Kılıç kraliçesi arkadaşlar, bakar mısınız? Cevap %100 net, %100 doğru. Seveyim enerjimi. Evet işte bakın geldi bana. Diyor ki evet sen doğrusun rehberim, söylediklerin hepsi doğru. Bir inci tanesisin arkadaşlar, bakar mısınız? Rumi'den ve klasik tarottan iki kılıç kraliçesi. Bunca yıldır açılım yaparım, ilk defa tarih yazıyoruz. Üst üste iki kılıç kraliçesi geliyor. İnanılmaz bir şey gerçekten. Yani inanılır, hani mucize bir şey yani. Gerçekten şu an yaşadığımız. Hani sistem o kadar diyor ki bu rehber ne diyorsa bu rehberlik doğrudur. Bitti, %100 net. Ruh ikizini hakkındaki düşünceni bu rehber söyledi, %100 net. Buna güven. Ve artık bunu bitir. Çünkü en büyük sinsiliğin, düşmanlığın bu aşka, kendine ve ruh ikizine bu. Artık bunu da keşfet. Artık buna da noktayı koy. İki kılıç kraliçesi üst üste geldi. Ve burada arkadaşlar bakın bu gerçekten çok önemli bir şey. Sevgili eril arkadaşlar, siz ruh ikiziniz için Allah nazarında asla tasvip edilmeyen bir duygu, düşünce, his, fikirdesiniz. Bakın yanlış yanlış düşünüyorsunuz. Öyle ki sistem size uykuyu haram etmiş bakın. Ve bu rehber aslında size diyor ki sen yalancısın. Gerçeğin bu. Bakın gerçeğiniz bu. Böyle gösteriyorsunuz ruh ikizinize de. Ya da böylesiniz, böyle gösteriyorsunuz. Yani size iki yüzlü diyor sistem şu an, kısa ez cümle. Hani sen ne düşünüyorsan yalan, yanlış, iki yüzlülük. Burada maskeli durumun var. Ben kabul etmiyorum diyor sistemse. Sen burada uyduruyorsun. Çünkü İki kılıç kraliçesinin gelmesinin sebebi şu kartın şu son cümlesi, tüylerimi diken diken. Bazen ise esarete gönüllü razı olmak. Bu sevdiğin seni seviyor diye senin bu kadar, hani nasıl söyleyeyim, akla hayale sığmaz yani. Aklın almadığı o kadar düşük bir iradede duruyorsun, fikirde duruyorsun, kendin de öyle olduğunu biliyorsun. Bunu da sana yaşatıyorum diyor sistem. Ama asıl gerçeğinde buyken ve bu insanda da asla o senin düşündüğün bu sinsi üçüncü bir kişi var diyor. Bazen ise can yakıcı sözler diyor. İşte sen artık bu fikir ve bu tutumlardan çıkmadığın için bu ruh ikizinin canını yakıyorsun. Onun için bu acıyı
Sen kendi kendini yaşatırken ruh ikizin bana yaşatıyor diyorsun. Halbuki ruh ikizine bunu yaşatan sensin. Onun canını yakıyorsun böyle düşünmekle. Düşünsenize, siz kılıç kraliçesisiniz. Rumi de teyit ediyor. Klasik tarotta kılıç kraliçesinin üstüne geliyor. Sistem bu kadar senin düşüncen yanlış olabilir diyor yani. Bu kadar net bir şekilde ve insan yok o çatıştığın. Onun için yılan kartı da geldi işte. Bakın kapatsın bunu denildi. Kendini keşfetmişken keşfetmemiş gibi davranıyorsun. Ruh ikizini keşfetmişken sanki onu keşfetmemiş gibi davranıyorsun. Sen o kadar net biliyorsun ki ruh ikizinde hiç kimse olmadığını. Sen o kadar biliyorsun ki onu ne kadar yalnız bıraktığını ve ne kadar yalnız olduğunu. Ama sen o kadar acizsin ki, o kadar basiretsiz davranıyorsun ki, kendini o kadar affedemeyecek kadar utanç içindesin ki kendini affet ve artık dua etmek yerine git şu sevdiğine. Hala sende biri var diye sebebiyle gitmiyorsan, bu da onun canını çok yakıyor. Onun için iki kılıç kraliçesi üst üste geldi. Bu o kadar sistem ve ruh ikizin bunu kabul etmiyor. O kadar yanlışta duruyorsun. O kadar kendini keşfetmişken keşfedemiyor. Etmemiş gibi davranıyorsun. Kalple akıl arasında kaldım diyorsun. Ve kendini bu esarete kurban ediyorsun. Hadi diyor sen akılsızsın, akılsızlıkta duruyorsun, akılsızlığı kendine yaşatıyorsun. Bu da hani sana uykusuz geceler yaşatsa da yediğin lokma haram olmuş artık diyor. Ne diyeyim yani hani tövbe estağfurullah, iptal iptal iptal. Uyku haram olmuş, psikolojim bozulmuş, sağlığım bozulmuş, ruhum artık sıkışmış kalmış. Aklı ve kalbin kabul etmediği şeydir. Bu ikisinin arasında kalmak değil. Sen o kadar yanlış bir düşüncedesin. O kadar ikinizin arasını bozan yanlış bir enerjidesin, negatif bir enerjidesin ki kendini sömürüyorsun, sevdiğini sömürüyorsun, bu aşkı sömürüyorsun. Aslında buradaki üçüncü kişi ve üçüncü kişi enerjisini çalıştıran sensin. Öyle can yakıcı sözler söylüyorsun ki sevdiğine, sende biri var. Ne demek? Olmayan bir insana hem ispatını yapamıyorsun, akılsız. Hem araştırıyorsun, bulamıyorsun, akılsız ettiği iki. Bari bu kadar üstün akıl ve zekada olan bu insana bunu hakaret olarak kabul ediyor. Onun için diyor ki işte bu uykusuz geceleri yaşamanın sebebi Allah sana yaşatıyor. Ben de kapat diyorum diyor. Ben de kapat diyorum çünkü sistem kapat diyor. Bunu kapatmadığın sürece de sürekli bu mütemadiye yaşatılır arkadaşlar. Yani siz ilahi eriler, sizin bu durumunuzu hiç sevmedim. Siz çok özür dilerim. Şimdi bakın arkadaşlar ben hayatım boyunca çok dobra dürüst bir insandım. Gerçekten bazen de olmuştur ki öyle haksızlıkları görmüşümdür ki yani sonda söyleyecek sözü başta söyleyenlerdenim. Evet bu yönümü de seviyorum. Kimin hoşuna gider gitmez o da zerre umurumda da değildir. Herkes kendine göre neyi alıyorsa alsın orada. Kim neyi nasıl algılıyorsa algılasın zerre umurumda değil. Ben burada bir okuyucum, bir rehberim. Bu kartlar bana diyor ki sen artık akıl hastası, ruh hastası bir adam haline geldi. Öyle akılsız davranıyorsun, öyle zekasız davranıyorsun ki fiziğin, psikolojin bozulduğu gibi, acı çektiğin gibi vicdan azabı çekiyorsun. Yani yürek acısı çekiyorsun. Kendine ve sevdiğine güvenmiyorsun. Aslında burada güvenilecek mükemmellikte bu insan iki desteden teyit ediliyor. Yani kusursuzca %100 teyit edilirken diyor ki senin onu teyit etmek gibi bir hakkın yok, bir lüksün yok. Sen o seviyede, mertebede de bir adam değilsin zaten. Hani sen bu kılıç kraliçesine yalnız mı değil mi, iyi midir değil midir, benim için doğru mudur değil midir, gideyim mi gitmeyeyim mi, beni seviyor mu sevmiyor mu, öyle midir böyle midir deme, akılsız diyor yani. Bu o kadar 10 numara, senin üstün o kadar akıllı, zeki, dürüst, temiz, namuslu, adil, ahlaklı, adaletli, empati kuran, hümanist, Allah'ın nazarındaki sırat-ı müstakimde yürüyen Allah'ın nazarındaki sevgili bir kuludur. Allah bu insanı
gerçekten kıymetli olarak sever, sevgili kuludur yani. Hani bu insan için hiç düşünmemen gereken her şeyi düşünen akılsızlıktasın, vicdansızlıktasın, merhametsizliktesin, psikolojisini bozmuşsun, acı çekiyorsun, acı çektiriyorsun. Deniliyor ki öyle büyük bir aptallık içerisindesin ki bu aptallığın sana diz boyu zarar verdiği gibi artık ruhuna da zarar veriyor. Bir ruh hastası haline geldi. Arıyorsun, arıyorsun, bulamıyorsun. Bu insanda diyoruz ki münzevidir, münzevidir, hayatında kimse yoktur. Neden gitmiyorsun? Korkak, bu senin korkaklığın, bu senin ödlekliğin. Sen bundan dolayı fiziksel ve psikolojik, ruhsal olarak artık acı çekiyorsun. Vicdan azabı çekiyorsun. Bundan da çok büyük utanç duyuyorsun. Gitsem acaba beni affeder mi diye düşünüyorsun. İki kılıç kraliçesinin üst üste gelmesinin ikinci en büyük anlamı bu. Açılımda evet, aptal adam, bu akıllı ve zeki kadın seni o kadar seviyor, ruh ikizi, çünkü senin yaşadıklarını, kadersel yaşadığını biliyor. Perdeliyken perdesiz davranıyorsun, perdesizken perdeli davranıyorsun, acı çektiğini biliyorum, yürek acısı çektiriyorsun bana, yalnız ve münzevi. Senin artık bu acıyı çekmeni istemiyorum, bunu bitir Firavun, artık kimsenin bende olmadığını kabul et Firavun. Arıyorsun, bulamıyorsun, arıyorsun, bulamıyorsun, araştırıyorsun, bulamıyorsun. Allah yok diyor, ruh eşin yok diyor, okuyucular yok diyor. Be inan Firavun artık. İnan, inan, inan Firavun. Neyi bekliyorsun? Neyin teyidi? En büyük rezilliklerin içindeki sensin. Bu insan bu kadar yüceyken, seni teyit etmekle uğraşmazken, koşulsuzca, kusursuzca kabul ediyor. O değerde görüyor. Kendine layık görüyor. Seni kabul ediyor be Firavun. Sen ne hakla, zerrece buna hakkın yokken o insanı teyit etmek gibi, araştırmak gibi ya da sana uyuyor uymuyor olarak bunu görmeyeceksin, çünkü bu Allah'ın sadakası ve lütfudur. Burada kader birlikteliği var bu kişiyle, bu kişi kader birlikteliği var. Bir çocuk masumiyetinde bunu süpür, bunu bitirmedin diyor. Ölüm kartını al, ölüm kartı ters geliyor, süpürge düz geliyor. İşte bunun için dengeye gelemiyorsun diyor ruh ikiziniz size. Diyor ki size, seni bitirdiğimi düşünüyorsun, bitirmedim. Ölüm kartı onun için ters geliyor. Kılıç kırıcısı da bitirmez zaten. Denge kartı ters geldi. Biz dengeye gelemeyiz diyorsun. Hayır, geliriz diyor. Yani buradaki anlamlar ters gelmesi, hani seni bitirdiğimi zannediyorsun. Hayır, bitirmedim diyor ölüm kartıyı da. Dengeye gelemeyiz diyorsun. Hayır, dengeye geliriz anlamını veriyor kılıç kraliçesi burada. Yani dişiler erillere bu mesajı veriyor. Biz yeniden doğacağız. Yeni bir başlangıç yapacağız. Ben masumum, sen masumsun. Buradaki tek sıkıntı senin düşman gibi sinsice, bu sinsi seni yiyip bitiren, bitiren, tüketen o yılan düşüncesinden çık. O işte üçüncü kişi enerjisi, üçüncü kişiden farkın kalmıyor. Bundan çıkamadığın için beni araştırıyorsun, araştırıyorsun, araştırıyorsun. İki kılıç kırıcısı ne demek bir açılımda üst üste gelmesi? Yani nasıl, ne denir ki artık, daha ne diyeyim? Diyor ki biz masumuz. Sen masumsun, ben masumum. Aramızdaki fark, ben kabul ediyorum, sen kabul etmiyorsun. Ben inançtayım, sen inançta değilsin. Ben seni bitirmedim, sen ısrarla beni bitirdi diyorsun. Bugüne kadar da hep bunu dedin, dedin, dedin diyor. Artık bıktım diyor, bıktım diyor. Kılıç kraliçeleri bıktım diyor. Buradaki dişiler kılıç kraliçeleri geldi. Ve lütfen bu enerjiniz de çok doğru, bu enerjide de durun arkadaşlar. Bu seni bitireceğim, kılıcı çektim değil. Burada o kadar basit bir anlam yok. Burada çok kıymetli, yüksek bir anlam var. Bu iki kılıç kraliçesi ve ölüm kartının ters, denge kartının ters gelmesi şunu söylüyor. Sevdiği adamın bu denli acı çekmesini, kendisinin de bir Mida enerjisi gibi davranmasından dolayı, kendisine ve kendisinin kendisine çektirdiği acıdan dolayı, çok büyük derin acı yaşıyor olmasından dolayı kalp ağrısı, kalp yürek acısı var yani. Diyor ki burada karmaşa yok, burada labirent yok, burada çıkmaz yok, burada duvar yok, burada bir kaybolmuşluk yok. Bu sadece senin bu düşünceden çıkamayışın, bu düşünce sana bunu yaptırıyor diyor. Yılan kartı bunun için geldi.
Bizim aramızı bozan sensin. Üçüncü kişiler değil ki. Senin ne farkın var diyor üçüncü kişiden. Sen böyle düşündüğün için bu var. O yüzden de psikolojik acı çekiyorsun. Fiziksel, psikolojik, ruhsal, vicdanen. Sen diyor kendine olan güvenin zerre yok ki. Kendine güveni olmayan üçüncü kişi başka bir insan soktun aramıza. Ha bende biri var diye bu düşünceden vazgeçemediğin arkadaşlar. Ben şimdi bütün videolarımda neden düşünceden seyahat diyormuşum. İki kılıç kraliçem şimdi bunu bana onayladılar. Burada iki dişil var deniliyor. İki haklı dişil var kolektifte. Birisinin eri de boşanmamış, birisinin eri de boşanmış. Boşanmasına rağmen sevdiğinde başka bir adam var mı yok mu öğrenmeden gitmek istemiyor. Sistem ve kılıç kılıçesi bunun isyanında bunu olaylamıyor. Ve zaten burada çok ara bozucu, yanlış üçüncü kişi ve üçüncü kişiler gibi düşünmek, üçüncü kişi gibi enerji çalıştırmak, üçüncü kişilerin yaptığı düşmanlık enerjisini kimsenin yapmasına gerek yok, üçüncü kişi olmasına gerek yok. Sen onlar gibi onlar adına çok güzel bizim aramızı bozuyorsun. Buzdan dağlar soktun araya. Öf, ara bozucu kimse, iyi enerji sömüren, negatif enerji yüklü, üçüncü bir kişi bazısı can yakıcı sözler sarf etmek. Diyor ki kılıç kılıçeleri. Eril sevdikleri evli olanlar ve olmayanlar. İki kılıç kılıçısı geldi. Dişiller mükemmellik seviyesinde, erilleri korkunç yani. Bu haldeler. Ve haç kartı. Haç kartı ne diyor bize? Okuyalım. Fiziksel ve psikolojik acı çekmek, vicdan azabı çekmek, kendine olan güvenini yitirmek, bazen ise yurt dışı ile ilgili bağlantılar, meseleler, fiziksel mesafe. Fiziksel mesafe işte bu. Fiziksel mesafe. Bu açılımda bu fiziksel mesafe. Bakın kartlar kapandı üzerine. Evet, bütün asıl konu bu. Bunun kapatılması gerekiyor. Açılım burada bitmiştir arkadaşlar. Of. Nasıl bir okuma? Dişili okumama gerek kalmadı zaten. O kadar net verdi ki iki kılıç kraliçesi geldi olayı bitirdi zaten. Sevgili dişillerim, sevgili dişil arkadaşlarım. Lütfen bu edada kalın. Ama şunu asla yapmayın. Bu eril gelecek diye beklentide kalmayın arkadaşlar. Hayatınızda size seçenek sunan kişiler varsa kabul edin. Şans tanıyın en azından. Deneyin. Ama akıllıca. Zaten kılıç kılıçesi mükemmeldir. Artık yani gözüne baktığında omurgasını okur zaten. O artık yanlış seçim yapmaz. Çünkü o kadar mükemmel, o kadar dürüst, o kadar akıllı, o kadar zekidir ki. Yani kişiye baktığında, gözlerinden baktığında onun ruhunu, karakterini okur. Onun için kendisi için yanlış kişi ve doğru kişiyi seçer zaten. Bu eril, doğru bir eril. Her iki kılıç kılıçesinin erilleri doğru. Burada da zaten yeni birini görmedim ben arkadaşlar. Bu kartların hepsi bana şunu söylüyor. Geçmişteki bir eril hayatına gelecek olarak gözüktü. Yılların önemi yok burada. Bu grup içi. Neden? Çünkü diyor ki burada iki tane çok haklı kılıç kılıçesi var diyor. Birinin erili evli, birisi boşanmış. Ama ruh ikizinde başka bir eril var mı yok mu göreyim diyor. Sistemde diyor ki Firavun kaç yıldır gördün yani 10-15 yıldır belki de bunu araştırıyorsun. 4 yıl, 5 yıl var burada, 7 yıl var, 13 yıl var, 14 yıl var. Hani kılıç kılıçesi bile 10 yılın üstünü gösterir yani. Hani inanılmaz yani burada gerçekten arkadaşlar. Diyor ki kendi kendine çatışıyorsun, düşmanlığı yapan sensin, bu aşka ruh ikizine düşmanlığı yapan sensin diyor. Bu sinsiliği, bu düşmanlığı, bu düşmanca bir düşünce ve sen bu düşünceden seyahat edemiyorsun dedi. Bu iki kart nasıl kapandı buranın üzerine? Uzak mesafe dediğim zaman dedi ki bu esareti gönüllü kendini razı ediyor. Bir de gönülsüz olan ruh ikizini de razı etmek zorunda bırakıyor. Çünkü Firavun kendisi bu düşünceyi bırakmadığı için zorunluluktan kılıç kılıçelerini de esarete, gönüllü esaret, gönülsüzken gönülsüz, kendisi gönülsüz aslında ama gönüllü esarete razı olmuş gibi gözüküyor. Kendisini kendi kalbiyle aklı arasındaki hapse sokmuş. Mahkeme muhakemeden çıkamıyor. Biri var mı, biri var mı, biri var mı, biri var mı? Seviyor mu, sevmiyor mu, seviyor mu, sevmiyor mu? Gitsem kabul eder mi, etmez mi? Biri var mı, yok mu? Bunu bilmek isteyen bir firavun
yıllardır bunu araştırıyor, bunu araştırıyor. Sistem diyor ki yok, 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 ruh eşi yok, yok, yok diyor. Bu firavun da hala bunun cevabını alamıyor. Sistem diyor ki araştırıyorsun, yok işte. Yani yok, yok. Hani yoku nasıl gösterelim başka türlü? Yok yani. Olmayan bir şey yoktur. Yok da yoktur. Yoku bakıyorsun, bakıyorsun göremiyorsun. Araştırıyorsun göremiyorsun. Yani burada mahkeme muhakeme neyi gösteriyor biliyor musunuz arkadaşlar? Sadece sosyal medyadan değil. Yani atıyorum işte nüfus müdürlüğünden, işte evlilik kurumlarından, işte artık yani düşünün ki bir resmi devlet kanalıyla bile sizi sosyal mecradan araştırmış ve fiziksel olarak araştırmışlar ki hani acaba hayatında biri var mı yok mu, evlenmiş mi, evlenip de boşanmış mı, evli ise boşanacak mı, ya da evlenmiş aslında boşanmış mı, şu an hayatında biri var mı yok mu. Yani hani sistem diyor ki sen diyor bunu resmi kurumlardan da araştırdın çünkü seni oraya ben sevk ettim diyor, hani kendi firavununu gör diye. İşte diyor ki orada da göstermedim. Çünkü sen onu da soracağın için zaten sana onu yaşattım diyor hani. Yani düşünün ki arkadaşlar şimdi bir insanı ya boşanır ya evlidir değil mi? Mesela hani hayatında biri var mı? Yani en önemli bariyer ne görürsünüz? Evli olmasını görürsünüz değil mi? İşte sistem de diyor ki yıllardır araştırdın, sosyal medyaya yetmediği gibi diyor. Resmi kurum ve kanallardaki çalışan kişileri de kullanarak diyor sen sosyal medya üzerinden de sen sevdiğinin de sosyal medyayla sadece takipte bırakmadın, fiziksel de takibi aldın, hakkın olmayan resmi kanalları kullanarak diyor. İllegal yollarla da sevdiğin evli mi değil mi, nikahlanmış mı nikahlanmamış mı, işte evlenmişse boşanmış mı, ama hakkında mahkeme boşanma mahkemesi var mı yok mu, adresi değişmiş mi değişmemiş mi, işte ben tanıdığım adreste oturuyor mu oturmuyor mu, acaba yer değiştirdi mi diye. Hani sen artık bunlara kadar baktın baktın göremedin, işte o zaman da artık diyor inan ki hani buna artık daha sana nasıl ispatlansın, yani artık resmi kanalda da dahi olmuyor, araştırıyorsun bulmak istiyorsun, zorla mı yaratacağız diyor. Yani olmayan bir şeyi yoktur, araştırıyorsun araştırıyorsun yok ve hala orada tatmin olamıyorsun, bir türlü olmadığına inanamıyorsun. Neden diyor, bu nokta senin ruh hastalığın diyor sistem. Senin psikolojik rahatsızlığın diyor. Bu senin şizofrenik bir durumun diyor işte. Çünkü resmi kaynakta da yok, fiziksel de yok, sosyal medyada da yok. Hani sen artık diyor 360 derece, artık kader çarkı neyi söyler? 360 dereceyi gösterir. Sen bu labirentin tümünde bütün illüzyonlarda dolaştın, araştırdın, araştırdın, araştırdın. Önünde bir labirent var mı? Labirent ne? Evli mi? Bekar mı? Değil mi? Gitsen seviyor mu? Sevmiyor mu? İsteyecek mi? İstemeyecek mi? Hani bu çıkmaz bütün duvarların hepsini yüzüne çarptırdım diyor sistem. Çıkar yol arıyorum arıyorum bulamıyorsun. Diyor ki neyi bulamıyorsun? Firavun labirentleri yaratan ve sana yıktırıyorum ben diyor. Hani araştırıyorsun beni seviyor mu diye, sana evet deniliyor diyor. Her kanalla da evet dedirttim diyor. Evli mi dedin? Hayır dedim diyor. Her kanalla verdirttim bunu diyor. Beni seviyor mu dedi, evet dedim her kanalla verdim diyor. Gidersen beni ister mi dedi, evet her kanalla verdim diyor. Peki seni şimdi arayıp arayıp da bulamadın, çıkar olmayan yol, duvara çarpıyorum, çıkmazlar var, karmaşa değil mi, kafam karışık dediğin ne o zaman diyor. Senin psikolojik sorunun, sen o kafandaki düşünceyi süpür diyor işte. Düşünceden. Burada masumiyet kartı da zaten kılıç kılıçelerini işaret eder. Attar Urmiye'nin kartıdır yani, çocuk kartı. Bakar mısınız? Ya kılıç kraliçesi de zaten onun kendisi hakkındaki en büyük labirent korkusunu, fikrinin, düşmanlarının sinsi düşüncesinden. O yılan kartı da burada kapalıyken bunun böyle üzerine geliyor arkadaşlar. Bakın kılıç kraliçeleri de buna zaten kızıyor. Niye? Çünkü en büyük düşmanlığı kendisine yapanın kendisi olduğunu ve sevdiği, yani kılıç kraliçesine de düşmanlığı yapan kendi eriyle oldu. Kendini keşfetmiş bir insanı keşfetmeyen bir eril kendisini de keşfetmiş aslında hani. Nasıl firavunluklarda görmüyor musunuz, nerelerde araştırmış, neler yapmış, neler yapıyor, neler yaşıyor, nasıl döngülerden geçiyor, nasıl kendini bulması fark etmez sessizce diyor. İçsel olarak bakar mısınız, kılıç kraliçesi Rumi'deki labirentin üstüne kapanıyor, keşifin üstüne kapanıyor. Anlamı da şu:
Kılıç Kraliçesi zaten arkasını bu erile dönmüş olmasının sebebi bütün bunları yaptığı için, zaten bunları da ben biliyorum. Benim hakkımda da böyle 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 araştırıyorsun, böyle böyle diyorsun, böyle böyle düşüncelerdesin. Allah da ben de onaylamıyoruz. İşte onun için sen bunları yaşıyorsun. Haç kartının daha üstü acı yok yani. Burada der ki hani artık yürek acısın, hani fiziksel, yüreği de geçti, fiziksele yansıdı, psikolojik, ruhsal, artık sen bir şizofren ve bir ruh hastası konumundasın diyor. Öyle illüzyonlar, öyle illüzyonları yaşıyorsun ki sen ruh hastasısın diyor yani. Ez cümle. O kadar dengesiz davranıyorsun, o kadar doğru olmayan bir durumdasın diyor. Ve ben bunun için diyor, işte bu labirent senin bu sinsi düşüncen. Ne dedim bu düşünceden? Uzaklık mesafelerini bitir. Uzaklığı ne dedim? Uzaklık mesafelerini bitir ve o sinsi düşünceni bitir. Bunun için üzerine ancak böyle kendini keşfedebilirsin. Bu düşünceyi düşünüyorsun fakat bu düşüncenin gereği de yok bu dünya planında, ruh planında diyor. Yani sen ruhsal soruyorsun, yok. Dünya planında araştırıyorsun, yok. Peki başka türlü sana nasıl ispatlanacak? Bu senin ancak psikolojik, ruhsal bir psikopat gibi senin hastalık düzeyin diyor. Olmayan bir şey nasıl ispatlanır diyor. Kılıç Kraliçesi burada buna o kadar kızmış, artık o kadar kızmış ki hani diyor ki yani senden nefret etmem gerekirken etmiyorum, hala bu aşkta umutla da bekliyorum, seninle de kavuşacağım diye bekliyorum diye bir Kılıç Kraliçeleri var. Gerçekten inanılmaz bir şey. Bu ne denir ki arkadaşlar? Denecek hiçbir şey yok. Her şeyi söyledim. Her şeyi okudum. Şakır 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 okudum yani. İki kılıç kraliçesi. Diyor ki nasıl zindanla kalp arasında kalabilirsin? Diyor. Zindanla kalp arasında kalacak bir şey yok ki. Bu senin ruh hastası fikrin diyor. Fikirde uzaksın benden. Onu bitir diyor. Fikrin saplantılı, egon, onu bitir diyor. Yanlış, çünkü o sinsi düşünce seni bitiriyor. Bu sinsi yılan düşüncesi seni bitiriyor diyor. Beni bitiriyor. Bu aşkı bitiriyor. Artık bunu bitir, acı çekiyorsun. Acı çektiğine üzülüyorum. Bana acı çektiriyorsun. Artık kendime ve sana üzülmekten üzülecek bir noktam kalmadı diyor kılıç kraliçeleri burada. Bu labirenti bitirmiyorsun, işte bu labirent olan aslında keşfetmediği şey senin kendi kendine sinsi üçüncü kişisi, düşmanı, yılanı olduğunu sana söylüyor sistem ve ben. Niye bunu bu kadar zamandır anlamıyorsun, anlamamazlığa veriyorsun, anlamamazlıktan geliyorsun diyor. Sensin en büyük ara bozucu, düşman. Senin bu saplantılı fikrin benim hakkımda karar verme, ben de kimse yokken var deme, evli değilken evli deme. Yani artık bende olmayan her şeyi sen söyledin. Bu da sadece bir düşünceden ibaret. Senin düşüncenin yanlışlığını da biz sana ispat edemeyiz. İspat etmek zorunda değil. Sistemde ve dünyada bunun ispatı yok diyor. Çünkü olmayan bir şeyi nasıl ispat edelim? Yani seni nasıl inandıracağız? Bu senin hastalıklı düşüncen. Ruh hastası düşüncen diyor. Kısaca ez cümle. Burada bitiriyorum arkadaşlar.